Selamlar, hoş geldiniz. Cities Skylines öğreniyorum. Bölüm 1. Niye böyle bir şey düşündüm? Çünkü oyunu en iyi bilen kişi, en çok oynayan kişidir abi genellikle. Hani en çok oynayandan kastım. Tabii ki de farklı şeyler için, farklı şeyler yapmak için izlemek gerekiyor bazı insanlar ama iyi bilmek her şeyi öğrenmek demektir aslında. Yani şöyle anlatayım. Oyunda bir şey yaparken bütün nesneleri kullanmayı, bütün objeleri kullanmayı net bildiğimiz zaman aslında oyunu çok iyi biliyoruz demektir. Tabii ondan sonraki kısım yaratıcılığa bağlı. Yeni oyun diyelim ve şöyle bir haritalarımız var. Aslında haritalarda en ideallerinden birisi bu olabilir. Fena değil. Seçelim. Sınırsız parayla tüm gridleri kapatalım. Doğal abi. Açık kalsın. Trafiğe hiç dokunmayalım. Neymiş? Öğreniyorum. Serisi. Devam et. Başlasın bakalım. Şimdi başladık böyle bir yerde. Amacımız nedir? Amacımız şehir kurmak, kent olmak, büyük şehre yönelmek falan filan. Yani bir nevi inşa etmek. Bazı şeyleri yükseltmek, kurmak. Başlangıç olarak bazı bölgelerimiz var ve bazı şeyler açık. Her şey açık değil. Her şeyi nasıl açıyoruz? Seviye atladıkça harita kontrolünden gidip şehrimizi geçip kurucumuza girip buradan bazı puan alıyoruz ve puanlarla bazı şeyler açabiliyoruz. Şu an bizden ne isteniyormuş? Talep, ev isteniyor. Ev için bize bir yol gerekiyor. Öncelikle planlama yapmamız gerekiyor aslında küçük de olsa bir. Nedir planlama? Mesela nereye ne kuracağız? Ben sanayi kısmını şu tarafa kurursam aslında güzel olur diye düşünüyorum. Şu tarafa da bir farklı bir şeyler atabiliriz. Veyahut şuradan şuraya bir köprü yapabiliriz. O da güzel olur. Veyahut da öyle bir şey olabilir. Bak mesela şu şekilde. Hani sanayi şimdi buraya kurarız. Daha sonra buradan şu tarafa sıçrayabiliriz. Ama bu tarafa dağ evleri de düşünüyorum ben böyle denize yakın. O yüzden sanayi genellikle dağlık kısma kuruluyor ya. Ve tren yolu da burada. Ben buraya bir sanayi kurayım. Bilmiyorum nasıl olur. Yol olarak şu an çeşitli yollarımız var gördüğünüz gibi. Burası iki şeritli yol. Yani gidiş geliş anlamında gördüğünüz gibi. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Daha sonra burada üç şeritli. Gördüğünüz gibi. İki gidiş, tek geliş. Tabi baktığın yöne göre değişiyor. Burada tek yönlü yol. İki yönlü. Üç yönlü tek yön yani bunlar. Çakıllı yolmuş, ara yol, bilmem yaya caddesi, iki şeritli kapalı köprü, üst geçit bir nevi. Şu da dört şeritli yol. Benim en çok kullandığım yollardan birisi bu aslında. Dört şeritli yolda gazeteli iki gidi iki geliş oluyor. Şimdi şöyle sıfır bir şekilde başa getirdim. Ve 90 derecelik bir açıyla getirdim bunu. Burası şehrimizin göbeği olduğu için bir de bunu 90 derecelik açıyla bunu bu başa getirmek istiyorum ben. ...90'a 90. Tamam. Şimdiki şöyle bir şey düşünelim. Bu şu an tren yolu. Tren yolundan nasıl karşı geçebiliriz? Üst geçit yapabiliriz mesela. Şöyle bir olay var. Biliyorsunuz şuradaki kısım yükselttiğimde üst geçit oluyor bu şekilde. Ve ben bunu buraya yapıp buraya yapacağım. Ve daha sonra bunu düşüreceğim. Şunu da bir kısım kurmamız gerekecek ama dur bakalım deneyelim önce bir. Tam olarak bu şekilde. Kırmaya gerek yokmuş. Gördüğünüz gibi gayet de mantıklı bir şey oldu. Şurası bitiş yerimiz. Ha, sınır aşıyormuş. Tamam. 88. Dur bir saniye. 90 derece açım oldu mu şimdi? Ha 180 oluyor. Tamam. Tamam. Nasıl oldu? Tren yoluna hiçbir zararımız yok. Ve girmiş olduk. Gördüğünüz gibi az önce de tren geçti. Bu sayede köprüyü de öğrenmiş olduk. Böyle şunları bir yıkalım be abi. Şöyle bir. Böyle yaptığınızda direkt ben ilk yıkabiliyorsunuz hepsini. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi.
Yani üstünde mavi olarak basılı turak gezdirmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Tamam. Böyle. Bir konuda şunu da yık. Tamam. Güzel. Şimdi şu tarafı da temizleyelim bir. Şöyle direkt ben tarayabiliriz bu şekilde. Her tarafını değecek şekilde. İşlerinden geçire geçire. Birkaç tane bir şey kalacaktır. Ona da mouse değmemişti büyük ihtimalle. Ama bunun çalışması için ağacın üstündeyken bas tutmanız gerekiyor arkadaşlar, unutmayın. Bak mesela bastım şu an. Mavi yanıyor. Ve yandığı an bıraktım mesela. Bak mesela bıraktım. Tamam. Şimdi bu tarafı sanayi yapacağız değil mi? Daha sonra bu tarafı da yapacağız. Sanayi olarak bu bölümü dağlık bölümü. Bir nevi arka bölümleri sanayi yapacağız. Öyle düşünelim. Sanayi yapmadan önce ne gerekiyor bize bir? Bir gidiş bir yürüyüş. Bir geliş. Yani 4 şerit yol değil de 2 şerit yolumuz gayet idealdir bence. Ve bu yolumuz tam bu şekilde tren yoluna yakın olması lazım. Yani tam burası olabilir. Evet. Trenimiz de gayet güzel gidiyor. Sıkıntı şurası. Bu yol buraya çarpıyor. Evet. Hiç önemli değil, çarpsın. Daha sonra bunu bakın tam bu şekilde sıfıra sıfır denk getiriyorum. Tabii denk gelmiyor. Neden? Çünkü dışarıda yapmışız biraz. Tamam. Bir tık boşluk kaldı orada. Bu yol yamuk mu oldu? Bana böyle geliyor. Yıkalım abi. Bir saniye şimdi. Bu yol mu yamuktu yoksa lan? Evet, bu yol yamuk olması lazım. Yık bunu da abi. Bize düz yol gerekiyor aslında. Şu şekilde. Çok güzel. Şimdi oldu. Tamam. Daha sonra bu yolu şuradan büyütüp farklı bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Onun için ne yapacağım şu an? Sadece bölünmeler var. Bak mesela. Çizginin daire çizgisi var ya. Daire çizgisinin sağ tarafındaki hiza diğerinin hizasına düz denk geliyor. Bakın mesela dümdüz denk geldi. Aynı şekilde bakın. Denk getirdim. Bir boşluk kaldı. Neden? Bir şeyimizi yanlış yaptık çünkü. Burada o yüzden boşluk kaldı. Ne kaldı? Bakın mesela ağaç var. Tamamdır. Şunu yıkalım. Sanayi büyütmeye devam edelim biz. Tam bu şekilde bakın mesela. Gördün mü nasıl düzeldi olay? Aynı şekilde devam. Olmadı. Bakın mesela. Tamam. Bayağı büyük sanayi bölgesi oldu ve yolumuz birazcık abartılı gibi gözükebilir size. Olmadı öyle. Neden? Çünkü parça yapmış olduk. Başa gelmedik. Şimdi burada biraz rampa varmış. Ağaçları bir temizleyelim bir. Bas tutmayı unutmuşum, pardon. Dışarıdakileri işaretlediğim için yıkmadı tabi. Bak, şunu iptal etmemiz lazım. Olmuyor. Şu şekilde yapmamız lazım. Dışarı işaretlediğim zaman öyle bir şey geçerli olmuyor bu arada. Onu fark ettim. Burayı da bir temizleyelim bir. Şu 6, 7, 8, 9. Ah! Yine unuttuk. Elim birden çekiyorum bazen. Tamam.
Biraz dışarıda ya. İçeride buyur işte. Ağaç ağaçadaymış. Evet, dışarıda hepsi. Temiz şu an için. İnce detaylara gireceğiz. Tamamdır. Şimdi sanayi bölgemiz hazır bir nevi. Önce ne yapacağız? Elektrik için bir halletmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Elektrik için bunu kurmamız lazım. Aslında bu olabilir gibi ama. Yok, bu oraya dokandığı için olmaz. Bunu yan çevirsek nasıl olur? Yani çeviremiyor muyuz? Var mı öyle bir tuş? Büyük ihtimal vardır ama ben bilmiyorumdur. Yani burası da olabilir. Aslında fark etmez bu kadar çok. Ama şöyle bir şey var şimdi. Gidiş geliş yolu ya. Dönüş buradan rahat yapabilirler mi? Aslında buralara bir göbek koysak, göbek kapalı mı açık mı? Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Daha sonra değiştiririz. Sadece 3-5 tane yeri almış oluyor. Tamam. Mantıklı bir iş oldu. Tamamdır. Buraya daha sonra şu direği bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bitti. Artık elektrik sistemi bağlandı. Elektrik istediği gibi gidebilir. Dağılabilir bir nevi. Şimdi ne yapacağız? Su sistemi. Su sisteminde bir giriş bir çıkış var. Normalde diğer oyunlarda ne yapmamız gerekiyordu? Şu boruları tek tek biz döşmemiz gerekiyordu. Ama artık öyle bir şey yok maalesef. Su kendisi döşüyor hepsini. Rüzgar gülünü açalım ve su hangi yöne gittiğine bakalım. Rüzgar bu tarafa esiyor. Yani biz kanalizasyonu çıkışını şuraya koyabiliriz mesela. Kanalizasyon çıkışı. Bak, değişti bak. Gördün mü? Suyla o farklıymış demek ki. Tam zıttına koyacağız. Buraya koyabiliriz. Tamam. Yalnız onun çalışması için de oraya yol götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu yolu. Örnek verelim. Direkt şöyle bağla hatta bunu buraya. Bitti. Gördüğünüz gibi işaret kalktı. Temiz su için gerek yok zaten. Su pompası. Aslında su pompasını da kuralım buraya. Bu tarafı da onu kuralım. Şu şekilde. Aynı şekilde burada bir yol atayalım. Bunun yolu da şuradan gelsin. Ne istiyor? Elektrik diyor. Elektriğim yok benim diyor. Bunu elektrik için halletmemiz gerekiyor. Nasıl halledebiliriz? Çok basit bir şekilde. Yani şuraya elektrik panel atabiliriz. Ve buna bir elektrik direği bağlayıp şuraya atabiliriz aslında. Olmadı. Bağlantı olmadı. Bu neymiş? Elektrik kablosu. Alçak gerilim şebeke akımlarını koruma arasında aktarmak için kullanılır. Tamam. Bununla bunu o zaman. Niye kullanmıyor buna bu? Ha, böyle yap, şöyle mi yapacaktık? Bir saniye. Doğru. Giriş yeri çok önemliymiş arkadaşlar. Giriş yeri olduğu için oraya takmamız gerekiyormuş onu. Örnek veriyorum mesela buradan da. Ah hayır, şunu yıkalım. Bunu da yıkalım. Ve bunu yıkalım. Daha sonra buradan tekrardan şöyle bir ögeler çakışıyor diyor yolda. Ha, yol çakışması oluyor. Bence oraya elektrik gitmesi gerekiyor. Yeterli elektrik yatıyor. Bir tane daha mı panel atmamız gerekiyor acaba ki? Çok mu paralı bu? 15 bin hiçbir şey değilmiş aslında. Tamam. Bir elektrik donatalım atalım mı biz?
Şimdi şöyle bir mevzu var. Bunun için acaba bu gerekiyor mu burada? Onu bilmiyorum ben. Onu bilmediğim için hareket demiyorum. Eğer gerekmiyor olsa bunu biz nereye bağlayacağız burada? Aslında bunu koysak direktmen trafo 30 bine hallolacaktı bizim olay. Veyahut da köşeden o elektriği bizim buraya çekmemiz gerekecek. Her neyse, şu an onunla uğraşmayacağım. Vakit harcamayacağız. Trafo işi tamam. Yolu şimdi kapattık. Trafo işinde ne var? Kömür santrali var. 100 bin istiyormuş. Ve şöyle bir olay var. Elektrik üretiyormuş. Bakımı 70 bin. Kuralım bir tane. Büyük bir santralmiş bu arada bu gerçekten. Daha sonra kursa daha mantıklı olacak. Bu enerji santrali büyük enerji hatlarını düşürüyor büyük bir nevi. Binaya göre ayarlıyorlar. Tamam. Bunda elektrik üretiyoruz. Herhangi bir şey kaldığını sanmıyorum. Su kulesi geçelim. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Artık ev yapma zamanı geldi. İstediğimiz yere ev, sanayi yapabiliriz. Ev için şu an burası uygun. Gördüğünüz gibi. Ben ne yapacağım? Bu arada elektrik iş gelmiş mi gelmemiş. Önce şehir kenarına ev yapacağım. Yani şu kanalizasyonun olduğu bölge, şu köşeyi komple ev yapmak istiyorum. Elime düzel alıyorum. Ve aynı şekilde başlayıp buraya güzel bir şekilde temizlemeye çalışıyorum. Bunu keşke daha büyük bir şey olsa. Neyse direkt yol yapsak gitmez mi abi? Diyor da şey yapalım. Peyzajdan fırça boyutu. O olmadı bu dur. Aa, iyice bıktık. Tamam, eski haline döndü. Şimdi önce yolumuzu yapalım. Yolumuz neydi bizim? Gidiş geliş dörtlü. Buradan direkt buraya giriş yapmak yerine şimdi köprünün üstünden ayırmak nasıl olur? Yani buradan şöyle gelip köprünün altından yol geçse. Mantıklı değil mi gayet? Ben de aklıma güzel geldi ama. Şöyle deneyelim. O var. Olmaz o. Onu nasıl yapacağız? Dur. Önce şunu al. Şöyle yap. Şurayı yık. Tamam. Daha sonra buradan 4 şerit yoldan yılan gibi olanı seçiyoruz ve şöyle yapıp böyle yapacağız. Daha sonra acaba bunu buradan böyle. Şu şekilde bir yayalım bir. Tamam. Ne yapabiliriz arkadaşlar biliyor musunuz burayı? Ağaçlar temizleyebiliriz aslında önce bir. Bunu yaptıktan sonra. Hızlı bir şekilde temizledik. Allah temizleyemedik. Bazen tuşa basmayı unutuyorum ben de. Tamam temizledik değil mi? Ve burayı peyzaj çalışmasıyla şuraları yanlamak, düzlemek yerine yükseltmeyi düşünüyorum ben bu şekilde aynı. Ama yol hizası olarak yükselteceğiz. Yani bunu bir tık küçültelim. Daha da küçük olsun. Dur. Tamam. Olmuyor. Yükseltmek gerekiyor. Bak. Şuradaki hizamız olması gereken bu aslında. Bize böyle bir şey gerekiyor. Yükseltiyorum. Şimdi şey diyebilirsiniz bu kadar yüksek saçma değilim diye. Mantığım benim şu şekilde. Bunu örnek veriyorum. Bu şekilde koymayacağız tabi.
Benim seçtiğim yerler olacak. Şurası mesela. Abi bir saniye dur. Şurayı yükseltmemiz gerekiyor bak. Tam mesafesi yetmiyor. Daha sonra bunu küçülteceğiz bu arada arkadaşlar. Şimdi böyle göründüğüne bakmayın. Yani istediğimiz şekli vermek için her türlü şeyi uğraşacağız. Her türlü şeyi yapacağız. Tamam. Şimdi burası olduktan sonra evi alıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle buraya bir ev atsınlar. Ve olmadı bir saniye. Burada yağmur yok. Buraya da atsınlar. Daha sonra peyzajı alıp düzeltmeye devam ediyorum. Umarım anlatmak istediğimi çok güzel anlatmışsındır. Elektrik, su yok diyorlar. Bizim şehrimiz durmadı mı abi? Durdu. Tamam. Bakalım ne yokmuş? Elektrik ve su yok. Su çalışmıyor. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz aslında? Şu yapacağımız işlem tek. Yüksek gerilim hattını alıp şu şekilde bağlayamıyoruz. Şuradan alacağız abi yüksek gerilim hattını. Daha sonra bozarız yine biz bunu. Çok para gideceğini sanmıyorum. Ama şimdi onu normal elektriğin gelmesi lazım. Şöyle yapalım o zaman. Kapat bunu. Daha sonra buna ne vereceğiz? Elektrik vereceğiz. Şuradan verebiliriz aslında biz bunu buna değil mi? Önce bir yıkalım bir. Tamam. Daha sonra buradan şu elektriği açıp mini elektriği alıp şuraya bağlamamız mı gerekiyor? Yok, bu illa büyük elektrik istiyor. Tamam. Oldu mu şimdi elektrik işi? Elektrik oldu mu şimdi kanka? Bana onu söyle. Yok. Sistem hala farklı. İlla dağıtıcı gerekiyor. Ya da dağıtıcıdan dur şunu yıkalım. Buraya elektrik çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başka bir mantığı yok. Gördüğünüz gibi yol, su, elektrik hiçbir şekilde hiçbirisi yok. Aslında kanalizasyon gideri falan mevcut. Yol bağlantısı olduğu için. Bakın mesela şuna bakın. Ay yokmuş bu, pardon. Bu ana yola bağlı. Yani biz bunu şöyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Küçük bir yolla. Bitti. Şimdi şunların çoğu gidecek mesela. Bakalım şimdi. Su açalım. Tamam ama bu da buna bağlı olması gerekiyor. Yani şu küçük yolu. Mesela rastgele şuradan şöyle bağlamamız gerekiyor. Bunu ki tamam. Şu an oldu galiba. Gördüğünüz gibi bütün su hatları birbirine bağlandı ve bu hat da ona bağlandı. O oradan gidiyor. Bağlantısı var. Tamam. Şu an bunu devam ettiğimizde sorunların bazıları gidecektir. Gördüğünüz gibi sadece elektrik kaldı. Elektrik işinde tam düşündüğümüz gibi buradan elektrik şebekesini çekeceğiz abi. Şunu. Aslında bunu da çekebiliriz direkt ben. Bu şekilde. Şöyle rastgele koyalım mesela. Örnek veriyorum. Drink gel drink. Tamam doğru yerdeyiz. Ve şuradan şöyle bağlantı yapmak istiyorum ya. Ne çakışıyor abi? Neyle çakışıyor onu sorma sahip? Tamam. Ve şunu şuradan bağlayacağız.
Tamam. Benim şu elektriği hala çözmüş değilim ben. Ha, tamam. Elektrik geldi artık. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum da dursun orada. Gördüğünüz gibi şehrimiz kurumaya başlandı aslında. Peyzajla bizim burayı yükseltmemiz gerekiyor. Yükseltmeden önce şuradan ikili yolu ben aynı şekilde sahil yolunu ve kıvrımlı yolumuzu şöyle tamam. Biraz yüksek bazı yerleri. Önemli değil o da. Artık buraya şu yolu iptal edebiliriz. Biz ne yaptık onu? Devredici bırakmış olduk bir nevi de. Şöyle bunu buradan getirip bunu buradan yükseltiyorum. Ve daha sonra burayı yükseltiyoruz. Yukarıdayken aşağı düşmeden heh. Olmuyor sonu. Şu dalgalar var ya abi, dalgaları yok etmemiz lazım. Tamam. Şimdi buraya da ev atabilir miyiz? Atabilir miyiz? Atarız. Ama biraz rampalı oldu burası. Önemli değil. Şurası. Ve aynı şekilde peyzajla biz böyle buraları yükseltmeye devam edelim. Tamam, şu rampa bölümü var fark ettiyseniz. Şöyle. Çok güzel. Şimdi şey düşünüyorsunuz, binalar yapıldı. Binaların arkası böyle kötü mü duracak diyorsunuz? Hayır, durmayacak tabii ki de. Ne yapacağız onu biliyor musunuz arkadaşlar? Şunla değil de şu mu? Şuydu. Değil, pardon. Şunu tersiyle yapacağız. Yapmayacağız, bununla yapacağız. Ama bunu şu şekilde... O değil lan, dur. Dur bir saniye. Şunu çukurdan geleceğiz. Çukur yapacağız abi buraları komple. Yani bir nevi... O ne lan? Suya öyle aldanmayın. O kolay. Oo. Obruk mu yaptık böyle bir şimdi? Tamam, düzelt şimdi burayı. Aslında şu deniz bölgesinden çekip de düzleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Sadece ne yaptım? Deniz bölgesinin düzlüğünü aldım. Binalara iletiyorum onu ben. Burası düz mesela, örnek veriyorum. Çok güzel. Uçurum kenarında dur. Bak olmadı yine. Şuradan şey sekti vuruyor sanki. Bir şey yapıyor ama olmadı yani, gördünüz mü? Şunu bir küçültelim biraz bir. Bak yine büyütüyor. Ben şuraya istiyorum. Bu da aslında nasıl olacak? Şu dalgalar var ya, her bir dalganın bir amacı var. Yani şu dalgalar ben büyütürüz küçültürsem şu çizgiler diyorum daha doğrusu. Bakın. Hepsini küçülttüm ve hepsi aynı hizaya gelecek şimdi bak. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi orayı yükseltelim mi? Gerek var mı? Oğlum oyun durmadı mı lan? Şu şekilde.
Ve buraları. Bakın mesela bir dalga çıktı buradan. Dalga dediğim benim çizgi bu arada. Şu çizgiler. Çizgilerin hepsi düz olursa demek oluyor ki arsa dümdüz. Bakın mesela bütün çizgileri kapattım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne olmuş oldu burası? Katmer katmer uçurumdaki evler olmuş oldu. Denize bakan, denize sıfır meyilli evlerimiz. Evlerimiz dedi, evlerimiz. Şuraya biraz yükselteceğim. Tamam. Şimdi buraya da ev koyabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Olmadı. Gördüğünüz gibi şurası biraz düşük kaldı. Burayı da yükselteceğiz. Burayı da bunun hizasından. Şu çizgileri iteleye iteleye öğreneceğiz abi bunları. Tamam. Şimdi aynı şekilde buraya şu evlerimizi döşeyelim ve açtığım zaman gördüğün gibi hepsi yine ev olmaya başladı. Devam edeceğiz peyzaja. Burayı yükselteceğiz şimdi. O olmadı. Dur. Yanlış açtık. Çizgileri bir indir aşağıya bir. Çizgileri aşağı indiremeyince olmuyor işte bak. İndir aşağı. Sinirlerini indir aşağıya. Ha. Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Ben de bunu sizde öğrendim. Şu an video çekerken öğrendim. Bu yüzden videomuzun adı öğreniyoruz. Öğretiyorum değil bu arada. Bakın öğreniyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi ev yapabiliyor muyuz buraya? Gördüğün gibi yapabiliyoruz. Şöyle. Ya bak burada bir sıkıntı var ama evlerde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Oh, burada denizin içinde biraz evler. Onu bir tık yükseltmemiz gerekmiyor mu? Şurayı. Neyse bir sonraki bölümde yükseltelim bence bunu. Çünkü zaman az bir ilerlettiğimizde buralara birazdan evler dolacak. Bölümümüz buraya kadar arkadaşlar. Ben şurayı da bir düzelteyim hatta. Çizgiyi iteleyelim. Tamam. Çizgiler önemli olan. Evet, şurayı bir tık yükseltebiliriz. Çizgilerle uğraşıyorum fark ettiyseniz. Tamam. Ne yapacağım burayı da? Burayı da ağaçlanım yapabiliriz. İleriki bölümlerde. Ağaç dikelim. Mesela görüntüsü güzel oluyor en azından. Şu şekilde hatta şu ağaçtan. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sistemle gidiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.